Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. E, Bitcoin üzerinde duracağız bu videoda. Geniş çaplı bir video olacak. Öyle e, 3 günlük 5 günlük değil. Nigel'in yapmış olduğu bir açıklama üzerine konuşacağız. Ve bunlar e, ne kadar olası bunun üzerinde durmaya gayret edeceğiz inşallah. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Hatırlatmak isterim ki dilerseniz kanala da abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Bitcoin videolarının devamı için videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen. İhmal etmeyiniz. Şimdiden yine tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Nigel yaptığı açıklamada diyor ki Bu arada birçok e, yorumcudan bugün yorum geldi. Birçok analistten farklı farklı yorum geldi. E, burada içlerinde Nigel'i aldım. Nigel diyor ki arkadaşlar 2022'nin son çeyreğinde Bitcoin'de ve kripto paralarda e, ne bekliyormuş? Mega boğa sezonu bekliyormuş arkadaşlar. Yani mega boğa mega rally dediğimiz çıkışı bekliyormuş. E, bunu açıkladı kendisi. Bununla birlikte yine birçok e, birbirinden farklı analistler arkadaşlar. işte e, farklı görüşler ortaya attılar. Onlar da dediler ki işte e, 100 bin bekliyoruz. İşte 2022'de 100 bin dolarlar gelecek gibisinden bir sürü yorum var arkadaşlar. E, kafalar karışıyor bazen biliyorum. Yani kimisi düşüş diyor, kimisi çıkış diyor. Aslında burada kafa karışacak bir şey yok. E, genelde herkes zaten aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Fakat insanlar ne yazık ki e, yazıların tamamını okumadıkları için, e, videoların tamamını izlemedikleri için e, şöyle bir başlığa bakıp şey diyorlar işte ya bu düşecek dedi bu çıkacak dedi falan. Halbuki dur bakalım adam bir haftalık analiz yaptı? Bir yıllık analiz yaptı? Mesela. Şimdi 2022 100 bin işte 2022 son çeyrek mega rally tarzında yorumlar var. Bir kere şunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şu an ciddi şekilde hala düşüşümüz devam ediyor. Burada düşüş etabı için yani şunu söylemek gerekiyor. Bu düşüşlerin içerisinde bir sürü ana etken var, unsur var. Bunlardan bir tanesi uzun zamandır süre gelen Fed'in üst üste e, faiz arttırımları. Piyasada ciddi şekilde dengesizlik e, meydana getirdi. Yine biliyorsunuz ayın 15'inde yine açıklanacak. Bunun haricinde ABD tarafından gelen kötü haber e, pompalanması. Yine bununla birlikte Luna çöküşü sevgili arkadaşlar birçok şey aslında üst üste getirdi. Bir kere şunu söylemek lazım. Bu düşüşlerin gelmesi de şu anda normal. Bitcoin tarafında uzun süren bir yükseliş etabı gerçekleşti arkadaşlar ve bu yükselişin tamamı bir yerde test edilecekti. Yeni bir yükseliş için. İşte şu anda da biz o test etabı içerisindeyiz sevgili arkadaşlar. Ee, bazı iddialar var. Diyorlar ki kripto tarihinde böyle düşüş görülmedi tarzında e, laflar ortaya atılıyor. Görülmüş mü, görülmemiş mi bir bakalım. Burada nerede fiyat? Bakın 20 bin lira kadar gelmiş bir bitcoin karşımızda şuraya baktığımızda. Devamında bakın tarih nereyi gösteriyor şurada arkadaşlar? İlk düşüş 2018 Ocak. Şuraya kadar gelelim. Bakın burada da aynı. Arkadaşlar 13 ay boyunca bakın 13 ay bir yıldan uzun süre. Ocakta düşmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın Bitcoin 2018 Ocak'ta düşmeye başlıyor. Ancak 2019'un Şubat'ında kafayı kaldırıyor. Bunu bir kere bilelim. Nereden kaldırıyor bakın. 20.000'den 3.000'e kadar düşüyor 13 ay içerisinde. Soru görülmüş mü görülmemiş mi? Arkadaşlar görülmüş mü yoksa görülmemiş mi bakın. Biz ne zamandır düşüyoruz şöyle bir bakalım. E, şuradaki düşüşü falan saymıyorum. Bundan sonra zaten ATH yaptı yani. E, orayı falan geçelim. Ne zamandır düşüyoruz? Kasım'dan itibaren arkadaşlar bakın 8 aydır düşüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani geçmişte şu an içinde bulunduğumuz sürece kıyasla 5 ay daha fazla süren bir düşüş etabı Bitcoin gördü arkadaşlar. 2018'de gördü ve burada 7x'lik bir düşüş yaşadı. Bakın yanlış duymadınız. Bitcoin'in değeri 7 kat düştü. Şu anda Bitcoin'in değeri 2 kat düştü arkadaşlar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar normal. Bunlar normal arkadaşlar. Bu tarz düşüşler anlatabiliyor muyum? Burada yine geri çekilme bakın. İki parti şuradaki hareketler bakın. Yükseliş şurada ne yapmış atıyorum. 500 dolarlardan 20 bin dolarlara kadar yükselmiş. Düşüş bakın çıkış. Düşüş ondan sonra e, korkunç bir yükseliş İşte şu anda bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar Yani ve burada bakın bu hareketlerin hepsinde Belirleyici nokta aylıktaki hareketli ortalama olmuş Hep destek noktaları hep buralar sevgili arkadaşlar Farkında mısınız bilmiyorum Yani büyük rallelerin başlangıç noktaları Hep bu şekilde gelmiş aylıktaki hareketli ortalama O yüzden şu anda birçok kişi e, 21-22 bin olacak bir geri çekilmeden dolayı Tüyleri ürperirken çok açık söylüyorum Gelmesi için artık böyle e, Tırnaklarımı yiyorum yani Artık şu 21-22 binler gelsin diye Neden? Neden olacak çünkü Alımımı yapacağım bir güzel gireceğim Ondan sonra yükseldiği zaman da bir güzel e, Katlayıp çıkacağım yani Bu kadar basit Her zaman olduğu gibi Yani o yüzden arkadaşlar Bu tarz geri çekilmelerden korkmamak gerekiyor Şimdi burada bizim beklediğimiz şey şu. 30 binlerde arkadaşlar bitcoin aşırı aşırı oyalandı. Yani öyle böyle değil. Çok oyalandı buralarda. Bununla birlikte zaten sert hareketler bekliyoruz ki bunun aşağı gelme ihtimali yüksek. Yani zaten yılın son çeyreğine kadar bir 22 bin görme ihtimalimizin ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ki bundan sonra arkadaşlar asıl o pump hareketinin işte mega rally hareketinin gelme ihtimali oldukça güçlü. Yani şunu söylemek gerekiyor. Bitcoin 22.000'i gördüğü an işte mega boğa ondan sonra başlayacağı kanaatindeyim. Ki zamanında yaptığı hareketlere bir bakalım. Örneğin 3.000'den 15.000'e çıkmış. Şöyle bakalım hemen şurada e, yükseliş etabına. 6.000'lerden 65.000'lere çıkmış. 10x'lik yükseliş yapmış. Ki buradan yeniden alacağı bir destekle arkadaşlar aylıktaki hareketli ortalamayla beraber ne yapacaktır? 100 binlere kadar çıkma olasılığı çok yüksek. 100 binleri de aşabileceğini düşünüyorum yani. 5x'lik bir atlayış oldukça kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu atlayış aylar sürecek bir yükseliş etabıyla karşımıza gelecektir sevgili dostlar. Ki aynı şekilde 2022'nin sonlarına tekabül edecek bir mega boğa hareketi geleceği kanaatindeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.